MMO'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kaos 2 oynayacağız. Yanımızda MMO'nun kurucusu, büyük kılıç ustası, çağımızın ninjası, büyük filozof Cüneyt Bey var. Hoş geldiniz Cüneyt Bey. Evet arkadaşlar, bugün Cüneyt Bey ile beraber Kaos 2 adlı bir oyun oynayacağız. Oyun normalde kapalı betadaydı. Ama şu an kapalı betası da bitmişti. Biz dedik ki abi bu oyunu bize bir açın. Biz bu oyunu bir oynamak istiyoruz, bakmak istiyoruz. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Açtılar. Oyun 12 Ağustos Cuma günü tam sürüme geçiyor arkadaşlar, haberiniz olsun. Ayrıca bu önümüzdeki Cuma günü saat 7'de de canlı yayın yapacağız sizle. Kaos 2'den sizlerle beraber oyun oynayacağız, sizle buluşacağız. Yani Cuma günkü yayına da sizi bekliyorum. Şimdi Cüneyt Bey ile birlikte bir karakter oluşturma işine giriyoruz o zaman, değil mi Cüneyt Bey? Yosmuş şu ustama saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Bir daha bir söyler misiniz ismini? Yosmuş şu. Evet, Yoshimitsu ustasına tabii, selam bu, söylüyor. Aynen. Bir diğer adı da Yoshimitsu olan bu ustaya saygılar. Şimdi arkadaşlar oyunumuzda 1, 2, 3, 4, 5 tane sınıf var. 5 tane karakter var. Birincisi muhafız, ikincisi gök büyücüsü, üçüncüsü şifacı, dördüncüsü kızıl büyücü ve beşincisi dövüşçü olmak üzere. Fakat dövüşçü adlı ablamız gayet şirin ve tatlı bir abla. Ama ondan önce şifacı diye minik bir şey var Cüneyt Bey. Çok küçük la, tipe bak. Şifacı göremiyorum. Ya bir şey derdim de diyemiyorum şu an. Neyse. Ayrıca arkadaşlar o kişi anladı. Bizim oyunumuzda şöyle bir şey var. Kaos 2'de şöyle bir şey var. Grafiklere çok fazla ağırlık veren bir oyun değil. Daha çok oyunun içeriğine ağırlık verilmiş. O yüzden karakterlerin çok yüzünü falan modelleyemiyorsunuz. İşte erkek bayanı seçemiyorsunuz karakterlerde. İşte şifacı sadece bayan olabiliyor. Böyle bir oyun için ama grafikler gayet güzel geldi bana. Yani güzel grafikleri var. Ama adamlar demiş ki biz içeriğe daha çok önem vereceğiz. Önemli olan bizim için içerik demişler. Şimdi ben gök büyücüsü olacağım. Cüneyt Bey siz ne olacaksınız? Ne büyücüsü olacaksın? Gök büyücüsü. Ne? Gök. Ha, gök büyücüsü. Gök büyücüsü. Yanlış bir şey olmasın. Yok. Ben de bir tane bayan alayım o zaman. Yok, almayayım. Al sen de bir büyücü al. Kızıl büyücüyü al. Bak iki büyücü ama iki büyücü şey olmasın. Sen de dövüşçüyü alsana kanka. Dövüşçü mü? Ha, sen dövüşçü ol, ben de büyücü olayım, takılalım. O zaman ileride bunları ev veririz. Ne diyorsun? Yok. Ne vereceğim? Ha, okey o zaman. Tamam. Dövüşçü mü alıyorsun? Dövüşçü bayan alayım bari ya. Tamam, dövüşçü al. Adımı ne yapayım? Gök büyücüsü Keko. Oha, o kadar sığmıyormuş. Ben kadın büyücü yapacağım. Kadın büyücü mü? Evet, bayan. Karakterimi oluşturdum. Benimki de dalaylama olsun. Tamam, dalaylama. Karakter yüzüyle vesaire oynayamıyoruz. Yok, oyunda yüzle falan oynama yok. Bu dediğim gibi içeriğe önem verilmiş. Şimdi oyuna gir diyoruz. Sen severdin kanka oynamaya mı? Şimdi oyunun modu varmış. 2D modu, 2.5D modu, 3D modu. Ölümsüz ruh tabi. 3D olsun. Kanka orada en sağda 1 var, ona gel. Ha, 1'e giriyorum. Tavsiye de var orada. Tavsiyeler. Ha, tavsiye 1 olduğu için ona girdim ben de. Şimdi kadın büyücü. Orada şöyle kadın büyücüye kanka bak. Ağız benim adam. Lan. Kanka benim adama baksana. Benim adamın tipine bir bak. La sen. Sen hayırdır birader diyor bak. Bence güzel bir çift olduk, ben sana bir şey diyeyim mi? Kanka kadın şu an büyücü. Resmen kadın büyücü tallak. Oğlum dallama diye okuyan bir tek ben yok. Sol tuş ile tıklayınız diyor yön bulmak için. Şuna basalım. Ha buna, ha yanlış yere bastım. Şuraya basalım. Orada sende kaosun başlangıcı diye bir görev var değil mi? Aynen. Seç Anlasın abi buradan. Şuradan ne yapabilirim diyelim. Burada görevleri istiyorsanız okuyabiliyorsunuz ama yani MMO mantığıdır, direkt bas bas geç. Görev başarılı. Kaos Online şey yasal yeni bir oyuncu da arkadaşlar. Dalaylama MMO vesaire, benim hiçbir bilgim yok bu tür oyunlar hakkında. Diyorsun. Cidden öyle. Ama hani sen çağımızın modern MMO'cusuydun. MMO'cu demedim ben. Kılıç ustası dedim. Kılıç ustası. Onlara bir şey yaptım. Ha, okey. Yosmuşu dedim. Sen Yosmuşu. Neredesin lan? Kanka ben görev yapıyorum. Sen ne yap? Yapayım ben de bari. Hedefe sağ evet. Tıkla, sol tıkla. Dur bakayım nerede? Büyük ha şu. Şurada birisiyle çalışmaya gidiyorum kanka ben. Tamam. Otoyun. Ne? Sen neredesin, gel? Neredesin? Geleyim seni alayım. Gel şuraya git. Şuradaki ablaya git. Görev usuz. Abla değil. Abi gel. Ha, şuna geliyorsun değil mi?
Usta Ali. Usta Ali benim askerlikten arkadaşım olur aslında bu. Ha, üzerine tıklayınca göreve direkt oraya yönlendiriyor. Bak çok güzel. Aynen, orada sağda şey var ya, koordinatları. Tamam efendim diyor. Bak orada yine savaş okulu. Ha, oraya gidelim kanka. Hayır. Koordinat tıklıyorsun, oraya gidiyor direkt ha. Aynen aynen, otomatik yapmışlar, güzel olmuş. Tam benlik. Ayrıca karakter ekranı C ile yine arkadaşlar, klasik ünvan alabiliyormuşuz. Nerede? Bayağı bizim özellikler var oyunda ya. Usta Mai. Usta Mai, selamünaleyküm. Ha, bir tane buna saldıracağız herhalde. Haço! Kanka ben gayet şu an kendisine büyü yapıyorum. Bağlama büyüsü yaptım ben yani, bayağı bir domuz büyüsü falan yaptım herhalde. Yere basıyorum. Ulan ölürsen buna var ya. Kanka ben adamı dövdüm, bana teşekkür ediyor lan, delikanlı adam lan. Bir şey değil yeğenim. O adam yerin içine girdi. Bu da ya, dayanamıyorum, yerin içine gireceğim. Tamam efendim. Oha oha. La kılıca bindim, gidiyorum la. Hangi kılıca bindin? Kanka hangi kılıç? Vallahi bilmiyorum da ben gidiyorum. Aa ben de gidiyorum. Kanka gel gel. Bunu yönlendiremiyoruz ama, kılıca binince kendi gidiyor. Ha, sağ kırıklı yönünü değiştiriyor. Nasıl lan? Ben değişmiyor muyum ben? Yok yok, sağ kliğe basılı tut, etrafında dolaşıyor. Allah seni davul eder. Ben de dönüp konuşamadım. Ya, ya dalaylama yere indi. Dur bakayım. Nasılmış şuradan sonra zaten. Bu olay güzel. Yetenek öğren. Usta Yiğit'den bir yetenek öğreneceğim ben. Bak geldi, gördün mü? Ne dedim sana? Buradaymış. Uygarlık aklı yok etti. Ama bilgi dünya için iyidir. Doğru diyorsun usta. Key tuşuyla açılır diyor. Tamam açalım. Oh kaptım şeyleri. Yetenek. Şimdi bir tane yetenek alacağız. Önce bir K'ye basalım. Becerileri öğrenmek için sol tıkla. Şurada bir tane becerimiz var. Bunu öğrenelim. Onayla baba. Onaylayı tıklayın. Beceriyi yerleştirin. Tamam yerleştirelim. Hop. Ha, ikiye bir tane daha skill geldi. 5 mürede diyor bir skill. Tamam şimdi ben buna dalayım. Bunu birinin üstünde deneyeceğiz herhalde. Sen ona mı daldın? Ben de şuna dalayım. Savaş okulu öğrencisi. Haça! Oha oğlum ne yaptım lan? Oo skill'ler güzel oyunda ha. Baksana herife ne yapıyor. Ben adamı bir vurdum. Öl gitti. Kendine gel lan ha. Sis! Kanka ben adamı dövüyorum. Dövdüğüm adam oluyor baksana. Allah razı olsun abi diyor. Yani bizi dövdün diyor. Veriyor modunu. Veriyor modunu ha. Ağzım onu. Oğlum ben ona dalıyorum. Bu saldırıyor. Buna dalıyorum. Bu saldırıyor ya. Oho burası karıştı acı. Ha kutsal sandığın sır. Usta Goku ile konuşmaya gidiyorum kanka ben. Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum. Sen de gel. Sen de gel. Ha yeni bir beceri var diyor. Aha kanatlılar geldi. Beş bak alacağım ben buradan kanatı. Gerekli seviye 4. Ha 4'e gelince bir daha yaptıramıyormuşuz. Ekipmanları tam bilemiyorum. Ustayı bazı hediyeler alacağını söylemişti. Tamam. Ne diyor? Ekipman ve yetenekleri açma, mühürleme, artı tuşuna basma, yarım ruh taşı falan filan varmış. Güzel. Ha bir çanta geldi bize. Ha görevi bir yere götüreceğiz zaten oğlum biz bunu. Usta Hu'yla konuşalım yürü. Ha biz resmen sandığı çalmaya çalıştık. Usta ne diyor? Tamam. Tıklayın, tıklayın diyor. Tıklayın diyor. Tıkladım baba. Tanımla. Tanımla. Tanımladım şey kanka ben. Geri tamam, diyorum. Geri demiş. Ha geri koydum ha okey. Valla ben zıplaya zıplaya iniyorum eteklerim. Eteklerim açıla açıla. Senin eteğin açılıyor mu lan? Yok, yok. Dur dur geleyim bir. Dur bir geleyim bakayım bir açıl. Niye etek var lan sen? Kanka bu tam olarak bir etek değil ya. Geldi bizim Japon abi. Oğlum Usta Jink uçuyor la. Usta Jink. Sağ kırık yapıyor. İçiyorsun içiyorsun usta oluyorsun, elinde bir şey var atıyorsun sağa sola ya. Arkadaşlar oyunda köy kaleleri var. Klanımız olduğu zaman bu köy kalelerine saldırabiliyoruz. Orayı ele geçirdiğimiz zaman da şehirlere, şehir kalelerine saldırabiliyoruz. Bayağı bir PvP'si çok oyun. PvP'si bol oyun. Bu arada 45 level geldiğinizde de bir arena açılıyor. O arenada da 7/24 kapışabiliyorsunuz zaten. Aa ben kılıcı taktım kanka lan. Kılıç mı lan bu? Ama arkana taktım. Nereden ne olmasını istiyorsun lan sen? Nereden oldu? Usta Jink! Kanka sağ tıkladım taktı ya. İtemlerden mi aldım? Ha C'ye bastım. Baba ben kılıcı aldım gidiyorum hadi. Hadi Allah'a emanet. Tabii kanka bu şimdi var ya 1.5 motor var bunda. Vergisi de çok değil bu motor. Jop'un üzerinde. Ya güzel kılıç. Ha? Lan ne jop? Burada çalışıyor. Arkadaşlar dediğim gibi bu 45 level olduğunuzda gidebildiğiniz Tanrılar Arenası diye bir yer var. Orada büyük bosslar falan var. Onlarla da kapışabiliyorsunuz. Aynı zamanda birbirinizle de kapışabiliyorsunuz. Yani 7/24 kapışabildiğiniz bir yer orası. Oyunda bayağı bir özellik var dediğim gibi. İçeriği çok geniş oyunun. Yalnız bizim kılıç var ya. Bence benimki tüplü kanka. Yani hiç durmadım bile, anlatabiliyor muyum? Çok müthiş gidiyor yahu. Kadın büyücü.
Benimki dizel galiba. Ooo! Kanka ben şehre geldim, sen de gelmişsin zaten. Yürü, dış dünyaya ilgi adım. Jis Jisi ile konuşmaya gideceğiz. Hadi bu kafayı bir şeyler takmışım, bu değil lan. Selamünaleyküm Jis Jisi. Kaosun umudu, başlangıçta bu ünvanıyla anılacaksın. Kanka benim ünvanım oldu kanka. Benim de oldu, ne oldu bilmiyorum. Şimdi... Yine bir yere yolluyor bizi bak. Tanımlamak istediğiniz ekipmanı. Ekipmanı yerleştir, herhalde şunu istiyor ha. Yerleştir abi. Tanımla baba. Tanımlama başarılı. Ne güzel bir tanımladın lan. Tamam, tanımlama işlemi yapıldı. Geri alacağız şöyle, güzel. İlaç tüccarının yanına gidiyorum kanka ben. Tamam, ben de zırhımı giydim. Bak zırhı giydim ben. Baksana ne kadar şekil şükür. Ooo. Tam kadın şey... büyücü. Gel tam bakayım buraya bir yanadıma. Gel bir yanıma gel bir kadın büyücü. Tam bir şey oldu. Ooo. Vallahi ben buraya ilaç için yolladılar. Sağ ol. Allah razı olsun. Tamam. Kanka burada bir sürü ilaç var ha. Demirciğin yanına gidiyoruz. Yürü gidelim. Hadi gidelim. Senin kıyafet daha şey daha böyle. Işte, kanka ben şekil şükülüm ya. Baksana şu tipe bir baksana. Delikanlı çocuğum ya. İlik gibi çocuğum şey, yani. Otopot diye bir şey var. Otopot diye. Beceri. Yalnız beceriler var ha. Aa ben bir tane daha beceri açtım birader. Bak ben kaosun umuduymuşum lan. Ya sen de kaosun umuduysan bu kaos çok ayağa düşmüş yani kardeşim ya. Aha bu harika öyle. Daha iyi silahlara ihtiyacım var mı? Evet öyle. Evet var. Onları istiyorum biliyorsun. Hatırlattığın için teşekkürler. Tamam bunu görevi izle. Aynen abi. Depocu da tamış. Tamam depocunun aa, yanına gidelim. Şurada bir kasa valla. Bunun bir şeyi vardır kesin. Valla var orada bir kasa. Ben de açacağım ya. Açamıyorum. Çok büyük bir kutu. İçinde ne var acaba? Oo. Ha bu arada şu bizim sandık vardı ya, gel onu açalım kanka. He açabiliyoruz mu? 5 level olduk ya. He. Beceri. B'ye bas aç abi. Evet paketi açtık. Bu görev paketini kullanamazsınız. Hazine sandığı o değil şeyi ya. Çantada. Aa çanta genişletme onda. Diriltme suyu. Aa çantayı genişlettim. Arkadaşlar hazineyi açtığımız zaman biliyorsunuz burada tanımla, mühürle, artı bas, ayırma bir sürü şey var. Bunların hepsi burada yazıyor. Buradan okuyabiliyorsunuz. Ben şöyle biraz anlatayım. Ekipman tanımlaması ekipmanın saklı olan özelliklerini açığa çıkartıyor. Biraz önce biz bu tanımlamaları yaptık biliyorsunuz. Özellikleri varsa bunu yaptığınız zaman bunu açığa çıkartıyorsunuz yani. Birçok özellik var zaten, oyuna girdiğiniz zaman bunları okuyup öğrenebiliyorsunuz. Teşekkür ederim. Bu topraklara aşina değilim. Yalnızca elimden geleni yapıyorum. Tamam. Kanka ben gidiyorum. Ahşap sandık. Aa demek ki ahşap sandık. He, aman ya Rabbi acaba yok. Ne var? Kutumdan ne çıkacak? Açıyorum. Ne güzel açıyor. Oh. Ben de açtım arkadan kanka, sen rahat ol. Evet ne çıkacak içinden? Sandığın herhangi bir yere koy ve Shozun ile konuş. Tamam. Sandığı herhangi bir yere koy. Nasıl koyuluyor lan? He. Kanka nasıl götürüyorsun? Nasıl götürüyorsun ya? Kanka sandığı basınca böyle bir sandık çıkıyor. Onu götürüyordun ama onu... Ha ben... şöyle aldın. Ha aldın. Yeti takip et beni. Yürü gidelim hadi gidiyoruz. Sağ tıkla da kullanıyor. Ya nasıl bir depocu bu ya? Buradan buraya bize sandık mı götürüyor, bir de bayan. Ya vallahi ha? Böyle bir depocu olmaz olsun. Sen de şeysin oğlum. Yalnız kanka güzel da... yürüyorum ben sana söyleyeyim ha. Sağ tıklayarak. Bir yere koyalım şöyle bırak. Bıraktım galiba. Ola ben bıraktım ama nereye bıraktım bilmiyorum. Hadi gidelim konuşalım. Tamam. Bekliyoruz ikiniz gitmeden buluşun. Ha güzel, bir tane depo kaos paketi geldi. Açalım. Ha, aldım. İçinden zeka iksiri çıktı. Bu Mete'ye lazım. Bu değil. Bulut totem. Onu da giy. Güç iksiri. Oha içtim lan yanlışlıkla iksiri. Ay Allah. Kanka yeni görev var. Ne diyorsun? Yürü. Tanklu'nun peşine. Tanklu. Oha oğlum tipe bak, tipe bak. Nerede lan? Cüneyt bu ne lan? Sen daha dur Cüneyt. Bak el alem neye biniyor. El alem neye biniyor bak, sana bak bir de buna bak. Sevkiyat yapıyor. Yalnız bu liseli kız. Şuna bak gel. Benim de yükselelim kız. Oo başarılı bir çalışma yalnız, ben sana söyleyeyim yani. Ben buna binebiliyor muyum? Ya kadın büyücü. Hiç güzel koşamıyorsun. Bak ben Taneri'ye geldim ha. Ya biraz kendimize çekildim. Bir şey var. Bu ne? Eliz mi? Ne o ya? Baksana be. O ne lan? Böyle bir şey olabilir mi ya? Kanka yani... Kim elindi lan benim götümü? Sen mi elindin lan? Yaşlı... Sen iyi bir kulaç usta... Kulaç ustasına bakıyor olmaz. Hayır ben buraya tanklıdan bilgi almak için geldim.
Hayır. Çok iyi ekipman araştırman nasıl kullandın, ne işe yaradın falan filan. Teşekkür ederim ama nasıl kullandın? V kısa yoluna bas. Tamam, yine V'den. Bronz bilezik kanka. Bunu buraya koyacağım. Hayır diyeceğiz. Onaylıyorum. Huu, bir sürü şey çıkarttı lan. Tamam. Abi, geri dediğin zaman onları da envanterine alıyor. Abi çok basit bir sistem var. Çok güzel yapmışlar bunu ha. Kalın bulut apı. Burada öyle yazıyor değil mi? Kalın bulut apı. Tamam. Evet, inanılmaz derecede şaşırtıcı ya. Kanka bir şey aldım. Hop, 3 aldım. Söylenen bütün görevleri hallettim. Sorun değil canım. Yeni bir yetenek öğrendin. Uuu, yeni yeteneğim var kanka. Ay yaş adamla konuş diyor. Aaaa! Ben yapıyorum, o da yapıyor lan. Gaza geliyor ikimiz. Sen de mi yapacaksın? Hep birlikte yapalım bu hareket. Tamam, bana özel bir hareket sandım ben bunu ama. Hep birlikte yapalım, hadi. Hadi. Aaaa! Yapamıyorum. Hadi gidelim, ay yaş adamla konuşacakmışız. Ya kardeşim, bu ay yaşın burada sen ne işi var gitti ya? Ne olur ne olmaz. Jiu Hangdu muhafızı. En sevdiğim muhafızdır kendisi. Ulan oyunun müziğini bir kıstık, tamam mı kızıldı arkadaş? Ben kaosun umudu Dalai Lama. Kendine çeki düzen. Kaosun kadın büyücüsü. Her türlü büyü yapılır. Bağlama büyüsü, köpek büyüsü, domuz büyüsü evinize geldi. Halı kenarı büyüsü. Ay yaş adamla nasıl konuşuyoruz oğlum ya? General Pan'a bak. Nasılsın lan Pan? Ne yapıyorsunuz da? Çalışın çalışın, aferin size. Bak burası güvenli olmayan bir alanmış. Burada PvP saldırılarına maruz kalabilirmişiz. Vallahi. Tabii biz herhalde korunuyoruz şu an birbirimize dalamadığımıza göre. Bakın daha girmedi, köprüyü geçti. Dur bakayım lan, sana bir şöyle bir klanı al. Takip et, arkadaş ekleyince parti at, sohbet ak. Ay yaş. GM, gel GM'ye laf atak. Pşşt GM! Ne yaptın? GM! Ay yaş adam nerede GM ya? GM kendine gel. Aynısı. Tamam kanka, Yusuf. Ayyaş'a gideceğiz, gel. Ha, Ayyaş'ı buldum bak. Oğlum nereye çıkmış lan bu Ayyaş? Ya yaşa taşa başa oturuyorsun ya Ayyaş. Bir şey olacak midem. Bir şey. Sen çok fena içiyorsun, ancak da çok da şey biliyorsun. Ne yaptı lan bu bana? Görev başarılı. Aa kanka, bana kahverengi at verdi lan. Bana ne verdi bilmiyorum. Oo, dur. Kanka ben bir şey yapıyorum. Yap bakayım. Oo. Neyi yaptın lan? Kanka benim atım var artık. Bana niye vermedin? Ha, atlara fısıldayabiliyorsun artık. I'ya bas baba. Kanka şey yap önce. Envanterini aç. At var ya, ata sağ tıkla. Ha. Ondan sonra I'ya bas. Bak. Atım gelsin artık. Sen oğlum sen... benim atım burnunda. Bunu önünü kaldırabilir miyim? Kalkıyor mu? Dene bakayım. Düşünebilir, inebilir. Yok, önünü kaldırmayayım. İşin gücün kaldırmak. bana diyorum bir de. Kahverengi boğa. Ha, kahverengi boğa. Gel lan kahverengi boğa. Kanka, atın üstünden dalınmıyor kanka, aynen. O zaman inerim, ağzını bunu kırarım. Kurban mevsimi yaklaşıyor. Oha oğlum, biz bunlara ne yaptık la? Sen 3 mili... Oha! Oğlum boğaya atmadığım kalmadı la. Yalnız 4 tane boynuzum var. Ha, 2 taneymiş. Okay. Ben demin 2 tane mi öldürdüm, ne yaptım? Oğlum benimki çok güçlüymüş lan. He. Benimki de güçlü. Aa, tamam bunların hayatı kaydı valla. Tamam ben bunları hallettim. Ayyaş'ın yanına gidiyorum. Varmış. Bak beceri kazanmışım. Ya beceri önemli tabi. Kaplan vuruşu. İyi becer. Dur, vurmayın. Ayyaş selamünaleyküm. Şaka yapıyorsun. Ne diyorsun ya Ayyaş? Yok artık. Görüşürüz Ayyaş. Ayyaş git artık, bırak peşimi Ayyaş. Oha kanka, Ayyaş beni içirdi lan. Kafayı çekiyor oğlum benim adam. Kanka benim kafam güzel oldu kanka, haberin olsun. Kanka bu eti aldık mı ya şu? He. Oğlum oyunda sarhoş oluyorsun lan. Ya birader, bir dakika. Alkol Bey, vallahi memur almadım ya. Alkol Bey nereye gidiyorsunuz, buraya bir gelir misiniz ya? Lan mor kelebek. Hadsiz kelebek, kendine gel, sen kimsin ya? Terbiyesiz kelebeklere bak. İki tane daha öldürmem lazımmış. Oha, kelebeğin hayatı kaydı la. Kelebeğin rüyası la. İyi. Garip sesler. Oğlum seninki tekme tokat giriyor değil mi ya? Baksana oğlum, ağız burun giriyor be. Oha. Puşluk etti lan. Kaplanı gördün mü lan? Kaplan çıkartıyor. Kanka vallahi sen ne çıkartıyorsun böyle ya? Şezlong'un yanına gidiyor mu? Şezlong'un yanına.
Şezlong'a. Şezlong'un yanına gidiyorum ben. Selamünaleyküm Şezlong. Bu pereni Ayyaş adam sana vereyim diye verdi, haberin olsun yani. Al bakalım bunu, hadi hadi, yine iyisin ki Şezlong. Abi kelebekten binemiyoruz ki şey. Kanka ben anıtı ziyaret etmeye gidiyorum. Selam söyle. Sen de gel. Geliyorum. Şu şeye bir gideyim. Birinden damage ince ata binemiyorsun geri. Atlara fısıldayan Cüneyt. Hemen çözdüm olayı ya. Kanka ben şeyin yanına geldim. Binek tamam, üzerinde beceri kullanıyorsun. İn lan şundan. Heh. Anıt. Beceri. Anıta taş koyuyor, bir şey yapıyor benimki. Görev tamamlandı. Anıtı ziyaret ettim. Ha bir daha ediyorum. Ne yapıyorum lan? Selamun aleyküm Lady Lan. Beni Ayyaş yolladı. Beni Şezlong yolladı. Bunu istiyormuşsun. Al bakayım hadi. Yazın kullanırsın. Güneş kremi istiyormuş. Ya o oraya yolluyor, bu buraya yolluyor kardeşim. Biraz terbiyesizlik yapmayın, kendinize gelin ya. Ya arkadaşlar aslında bu her MMO'da olan görevlerdir. Biliyorsunuz oyunun başında size oyunu öğretmeye çalışan görevler. Oyun asıl 45 levelden sonra başlıyor. Orayı da göreceğiz şimdi zaten. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi sizlere yüksek levelde oyunda neler oluyor onları gösteriyoruz. Yanımda gördüğünüz kadın büyücü bir zamanlar paçız, fakir, zürtü tekiydi. Ama şimdi altında... Arabası. Bir dur kardeşim. Altında boynuzlu bir kurt benzeri, kafasından ateşler çıkan yaratık. Arkasındaki müthiş kanatlar ve boynuzu. Ben ise müthiş yine buz hayvanım ve alevli kanatlarımla dalaylama. Kanka ben böyle bir adamım çünkü, böyle bir delik. Arkadaşlar bu arada şurada katliam kısmından barış, katliam, takım, klan modları var. Burada istediğinizi seçip yapabiliyorsunuz. Biz katliamı alıp kapışacağız. Hazır mısın Cüneyt Bey? O zaman kapışma başlasın. Allah 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 Allah. Baya. Baya. Oğlum sen ne yaptın be? Öldün lan. Hadi şimdi bu sayılmaz. Bu sayılmaz. Benim canım senden azmış. Ben onu tabi azmış lan. Ben yeni gördüm. Bir daha kapışacağız. Selamun aleyküm birader. Bir problem mi var? Demin biraz önce. Olur. Herhalde bir yanlış anlaşılma olmuş da. Bir sıkıntı mı var hani? Varsa sıkıntı çözelim. Hadi o zaman kapışma başlıyor. Oha ne atıyorum lan ben. Haydi. Ya bu kadın büyücü nasıl bir kadın ya? Nasıl bir şerli bir kadınsın sen? Nasıl bir easy peasy. Ya böyle bir kadın büyücü olamaz ya. Ağzını burnunu kırarım onunla işte. Oğlum dayak yemekten öldük ya. Ha dur burada geleceğim. Aa hadi şimdi gel hadi. Gel lan şimdi gel. Gel şimdi gel buraya gel. Gel şimdi göreceğiz kim büyük ya. Hadi bakayım biraz da deminden beri canım azken bana dalmayı biliyorsun. Heh. Ya sokarım böyle işin içine. Oğlum bu ne ya? Ya arkadaş kaosun umudu musun? Kaosun kaşarı. Ne dayak yemeği? Ya abi ben buradan geçiyordum da. Bu ejderin 15.000 bakımı vardı. Ben onun için geldim hani. Benim bir alakam yok abi. Hürmetler saygılar. Bu da benim şovum. De. Gel hadi kapışıyoruz. Hazır mı? Ya oğlum benimki niye bu kadar güçsüzmüş? Ben hiç oynayamadım bu herifle ha. Hadi bakayım gel. Vallahi geliyor. Şunu tipe bak ya. Üçüncü elindeki bir misil süresi. Ne demek lan o? Ya o kadar vuruyorum. Atmadığım kalmadı. Öl artık kadın ya. Allah seni cezanı vermeye tamam. Böyle bir şey olmaz. Arkadaşlar cuma günü yayınımıza da sizleri bekliyoruz. Bu videoyu burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Dayak yemeyi unutmayın. Alacakaranlık çökmüş, savaş tanrısı Chiyu, tanrıların hakimi Tuan Huang tarafından yeryüzüne gönderilmişti. Ölümsüz İmparator Lu tek başına Chiyu'ya meydan okudu. Bu meydan okuma, amansız bir mücadelenin başlangıcı olacaktı. Büyük bir mücadelenin ardından zafer İmparator Lu'nun oldu. Ama bu durum Tianhuang'ın öfkesini daha da artırmış,
ve tüm tanrılarını intikam için dünyaya yollamıştı. İmtihan tanrısı Kyuzing, insanları çok kolay kandırmış ve imparatorluk için birbirine düşürmüştü. Bunun tek bir anlamı vardı. Dünyada barış bitti ve kaos başladı.